Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Hazır mısınız? Hazırız abi. Peki. Şunu müsaade et, şunu bir cümle yazayım. Güzel geldi şu anda. Peki, ağır gelir mi acaba? O ki burada geldi abi, gelmez herhalde. Demek ki ihtiyaç üzere aslında. He? O ki burada geldi diyoruz abi, gelmez herhalde. Tamam. Peki. Şimdi, lemalar oynuyor mu? Bana gözüme mi böyle oldu? Yok abi, yok, kaldırmadı. Kaldırmadı manayı. Allah Allah. Bende mi oldu? Yok, titriyor abi. Titriyor. İstemiyor mu ya? Heyecanla geldi ondan abi. Çünkü çok dehşetli bir şey konuşacağız. Fazla yabancı yok zaten. Bir. 282'den okuyorum lemalarda. Zerre kadar Allah'a yemin ederim zatına, bu meseleyi zerre kadar fark etmek, dünyanın en büyük fanisi bile buna sıfırdır. Hiçbir değeri yoktur. Mevzusu çok önemli. Bak, dünyanın en büyük fanisi, konuşacağım mevzunun, bu bahsedeceğim ucunu göstermeye çalışacağım, girmeyeceğim. En büyük, en büyük fani bunun buna zerresine gelemez. İz takip edeceğiz. Şimdi cümleyi okuyorum. Kalbi Muhammed'i aleyhissalatü vesselam'a gelen vahiy. Bu başka bir şey. Cebrail yok. İki, huzur-u Muhammed'i aleyhissalatü vesselam'a gelen Cebrail. Bu başka bir şey. Üç, nazar-ı Muhammed'i aleyhissalatü vesselam'a görünen hakayık-ı gaybe. Bu da başka bir şey. Şimdi, Allah'ı ve Kur'an'ı ve kendini hiç gördün mü? Girip çıkmayın, kaçırmayın. Dedim ya, iz takip edeceğiz. Çok kısa olacak belki 10 dakika ama... Bir daha okuyayım. Kalbi Muhammediye aleyhissalatü vesselam'a gelen vahiy. Başka bir şey. Huzur-u Muhammediye aleyhissalatü vesselam'a gelen Cebrail. Başka bir şey. Üç, nazar-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam'a görünen hakayık-ı gaybiye. Üçü de farklıdır. Şimdi iz takip edeceğiz. Sakın kaçırmayın burayı. Sual şu veya konu. Buradan okuyacağım. Allah'ı Celle Celaluhu, Kur'an'ı Azimuşan'ı, insanı hiç gördün mü sen? Hiç kendini gördün mü? Sen hiç Kur'an'ı gördün mü? Sen hiç Allah'ı gördün mü? Hemen hatırıma gelen bir şeyle. Veysel Karani, Kudüs'e sürruhu, Kadasallahu esraruhum, Hazreti Ali'ye soruyor. Ya Ali, Resulullah'ı hiç gördün mü? Hazreti Ali ilk intikal edemiyor. O dev, ilmin kapısı, ilmin kapısı, evet. İntikal edemiyor. Başka bir şey bu. Dedi ki, ben onunla doğdum, büyüdüm. Yani Resulullah'ı hiç gördün mü? İki defa gördüm dedi. Şimdi iz takip edeceğiz. Kendini, hakikatini, mahiyetini gören var mı? Allah'ı niye görmüyoruz diye soruyor ya. Bırak sen Allah'ı. Kendini gören var mı?
Her zaman lavaboya bakıyoruz. Ya lavaboya da gördün sen misin? He? O sen misin? Beden ruh ilişkisinin ustad diyor ki, ya ki hakikat bu. Bedenle ruh ilişkisini söylüyorum. Beden şu hane ve yuvadır. Ruhun hanesi yuvasıdır. Hane ve yuvadır. Neyin? Mühim olduğu için vuruyorum sağa sola. Ruhun hanesi ve yuvasıdır. Seninle bina arasında ne fark var? Hayal et şu anda. Hayal edin. Binanın içindesin. Hayal et yani. Bakar mısın ne olur? Bak. Sen ruhuna derinlik yok. İstidadına nihayet yok. Meyllerine, emellerine, arzularına, isteklerine hudut yok, hat yok. Muayyen değilsin sen. Binaya bak. Aradaki fark düşün. Canlı ve cansız. Ruh sensin. Bina, ceset. Fark gibi. Ceset diyor ki usta, hane ve yuvasıdır. Hane ve yuvasıdır ruhun. Ha? Ruhun hanesi ve yuvasıdır. Ceset. Peki sen lavaboda gördüğün kimdir? Senin suretin, binan. Şimdi binaya bakan insan bizdeki şu anda konuştuklarımızı ve konuştuklarımızın kendisi. Konuştuklarımız nüfus kağıdıdır. Kendisi değil ki. Şu anda etrafını kazmaya çalıştığımız kendisi değil. Varma yöntemini kullanıyoruz. Kendisi değil zaten. Şimdi binaya bakarak benim ruhsal derinliğimi, istidat ve kabiliyetlerimi, emel ve arzularımı, derinliklerimi nereden bilecek? Binaya bakarak. Beni görmüyor. Ceset ruh ilişkisi böyledir. Tamam mı? Hiç kimse şimdiye kadar kendisini görmemiştir. Men arafe nefse fekad arafe rabbe. Nefsini gören zaten Rabbini görür. Kendini gördüğün zaman göreceğin başka bir şey olacaktır. Esmanın bütünlüğüdür sen. Kendini gören yoktur. Ha bu şeydir, nüfus kağıdı gibidir, kaportadır. Ama kendini bina ile, kendini gömlekle, kendini cesetle ifade ediyorsan görmüşsündür. Tamam mı? Tamam mı? İnsan ruh ilişkisini söylüyor. Elimizdeki Kur'an-ı Kerim isimlendirdiğimiz Musaf, Kur'an-ı Kerim'in kendisi değildir. Benim cesedim ruhuma neyse Kur'an-ı Kerim'in mürekkebi ve sayfaları bu değildir. Bu suretidir. Kur'an mahluk değildir. Mahluk olmadığı için mahluk görmemiştir daha. Kur'an'ı gören yok daha. Kur'an'ı gören yok. Bu musaftır. Kur'an mahluk değildir. Ahmet bin Hanbel bu konuda işkence görmüştür. Mahluk değildir. Bu mürekkeptir. Kur'an-ı Kerim'in suretidir. Binasıdır, libasıdır. Şey libası değil, hanesidir. Ustad diyor ki cesede, libas değil diyor ceset ruha. Hanesi ve yuvasıdır. Yani bakın şu bir odaya bakın, gömleğime bakın. Fark. Yani şu ceset ruhun libası değil diyor. Hanesidir. Endiş. İşte Kur'an-ı Kerim raftaki Kur'an-ı Kerim yani Musaf, Kur'an-ı Kerim'in hanesidir ve yuvasıdır. Libası değildir. Şimdi giydireceğim ben ona libas. Şekil, Fatiha'yı hayal edin. Hayal ettiniz mi? Doğuştan sağır. Gözü var ama sağır. Şimdi şekli sese dönüştürüyorum. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ses yazıya benziyor mu? Daha daireden gömleği geçtik. Ses. Atlet değil daha. Düşününce atlet olacak. Sonra Allah Allah hislenince
Vicdan olacak. Kur'an okunca isteniyoruz ya. İyyâke ne'abüdü ve iyyâke nesta'in. Manası, düşünüyorsan buradasın. Hisleniyorsan buradasın. Peki, şekil sese benzemedi. Arasındaki fark sonsuz. Yani doğuştan ama doğuştan görüyor, sağır, ahraz. Duymuyor. Şekilden sese intikal edemez. Tersini düşün. Doğuştan ama sesi var. Kulağı var. İyyâke ne'abüdü ve iyyâke nesta'in ihdinas sıratal müstakim. Dediğin zaman sesi şekillendirebilir mi? Şekillendiremez. İyisi takip ediyoruz. Demek ki Kur'an şu şekilden şu meratibe doğru gittikçe senin Kur'an'ın oluyor. Ve şekil, ses, fikir, his, feyz, hakikat, mahiyet, esma bütünlüğü ve sıfat meratibine kadar Kur'an'ın süreci var. Hiç kimse Kur'an'ı görmemiştir. Ses olarak duymuştur. Ses seviyesi ama. Fikir olarak fikretmiştir. His olarak fark etmiştir. Kalp olarak feyiz almıştır. Ama hiçbirisi ta kendisi değildir. Biz onun şu raftaki hali hanesi ve yuvadır. Orada kendini ifade ediyor. Yani ben kendim bu alem-i şehadette bu ceset ifade ediyorum. Ama ben bu değilim. Bu ceset ruhanedir, hane ve yuvadır. Ama burada kullanıyorum. Kur'an'ın da böyledir. Tamam mı? Hiç kimse Kur'an'ı görmemiştir. Hiç kimse kendisini görmemiştir. Biz gördüğümüz surettir. Yani cesetle muhatabız. Kur'an mahluk değildir. O Cebrail mahluk mudur? Mahluktur abi. Mahluk, mahluk olmayanı nasıl getirecek? Aslanım dedim ya. Ha. Peygamber aleyhissalatü vesselama gelen vahiy ile huzur-u Muhammed aleyhissalatü vesselama gelen Cebrail, yani vahiyin hakikati sıfattaki Allah'ın o subut-u sıfatından gelen kelam, kelam sıfatından gelen Kur'an, lef-i mahfuza kadar Cebrail'in değil. Lef-i mahfuzdan sonra Cebrail getiriyor. Haneye yuvayı getiriyor. Yani evet oraya kadar getiriyor. Ondan aşağıya getiriyor. Ondan öncesini zaten kendisi bir adım atarsam, bir adım atarsam yanarım demedi mi? Oysa Kur'an'ın kaynağı subut-u sıfat değil midir? Subut-u sıfattan kelam sıfatı. İn aşağıya Esma-i Hüsna. İn aşağı Nur-u Muhammed'i. İn aşağı Arş-ı Azam. Kab-ı Kavsen. İn aşağı Arş-ı Azam. İn aşağı Lef-i Mahfuz. Anladınız mı o şekli? Peki Cebrail yani Lef-i Mahfuz'a indirildi. Cebrail de Lef-i Mahfuz'dakini peyderpey getirdi. Kadir Gecesi Lef-i Mahfuz'a indirildi. Öyle mi? Resulullah alabilir onu orada abi. Resulullah alır. Bak üçünü ayrı kullanıyor. Mehmet. Kalbi Muhammedi aleyhissalatü vesselama gelen vahiy. İki. Ve huzuru Muhammedi aleyhissalatü vesselama gelen Cebrail. Üç. Bunların neticesinde bunlarla hiç alakası olmayan diyelim veya meratibinden olan nazar-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselama görünen hakaiki gaybiye sağlam ve müstakimdir. Bundan başka gerçek olamaz yani. Üçü ayrıdır. Yani kalbine gelen vahiy, huzuruna gelen Cebrail ve getirdiği o meratibi getiriyor. Yani vahiy getiren odur gene. Cebrail getiriyor ama lef-i mahfuz meratibindeki vahiye kadar getiriyor. Efendimiz mahluk değil mi? Efendimiz aleyhissalatü vesselam mahluktur. Ama onda bir ben var ki o cesedi mahluktur. Ruhu mahluktur. Bir enesi var, mecul. O mahluk değil. Nur-u Muhammed. Oraya direkt veriliyor. Şöyle diyeyim. Çekirdek, toprak,
çekirdek. Ağacın bütünü yok mu? Ha, bu nuru Muhammed'idir. Bu ağaç şeceri hilkattır. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, Arş-ı Azam, Arş, Kürs, Cennet, Cehennem hepsi. Bu meyve insan. Beşeriyet itibariyle bunlar buraya yüklenmiş. Yani Cebrail bu ikinci çekirdeği, meyvenin içindeki çekirdeği oluşturuyor. Bir daha. Toprak, çekirdek, ağaç, tamam. Meyve verdi. Meyvenin içinde çekirdek var mı? Var. Bu çekirdekte kökteki çekirdeğe ne deniliyor? Ne aildir? Doğru o da. Evvela. Ne aildir? Ne gayr. Aynadaki güneş. Güneş değildir. Ayna da değildir. Ne aydır ne gayr. İşte meyvedeki çekirdeği oluşturan Cebrail. Ama buradaki çekirdeği oluşturan direkt Allah. Bir nispet diyordunuz galiba. He? Bir de nispet mi? Yok. Meyve. Şimdi biz burası mahluk. Meyve mahluk. Ahmet. Onun için 19. söze Risalet-i Ahmediye Muhammediye denmemiş. Dikkat ediyor musun? 19. mektuba mucizatı Ahmediye. Muhammed değil. Muhammed'in mucizesi olmaz, Ahmet'in olur. Çünkü beşerdir ve peygamberdir. Muhammed çekirdeğin adıdır. Beşere dönüşmemiş abi. Nuru Muhammedi, Enes. Bazen onu kullanmasının sebebi o kastediliyor. Merkezde o kastedilince Muhammed deniliyor. Mesela bizim köylüler amcam şey yaparken yeğenim Hasan der. Benim yeğen der ki dayım Hasan der. Nurcu kardeşler der ki abi Hasan der. Normal bir Müslümanlar hoca Hasan. Hangisiyim ben? Hepsi doğruyum. Kime ne düşmüşse. Ya, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da böyle. Anlıyor musunuz? Yani dayım Hasan derken yeğenim Hasan diyenin aynı duygularını taşıyorlar. Hoca Hasan diyorlar, abi Hasan diyor. Hasan kardeş diyor. Oğlum Hasan diyor bir tanesi babam. Bir tanesi de oğlum diyor. Dedem yavrum torunum der. Aynı şeyi hisseder. Dedem de oğlum der, babam da oğlum der bana ama ben aynı şeyi hissediyorlar. Aynen. Değil işte. E hissin bir kaynağı yok mu? Tamam. Şimdi Peygamber Aleyhisselam risaleti ciheti bambaşka. Cebrail Aleyhisselam meyvedeki çekirdeği oluşturmuştur. Vahyi o getirmiştir tabii ki. Ama başka bir tarafta var demek istiyor. Evvelden getirmiştir abi. Azrail tarafından. Ne, anlamadım orayı. Evveldeki çekirdekten oraya getiriyor. Evvelden getiriyor. Yani oraya Azrail desek doğru olur mu bilmiyorum ama. Biraz zor olur. Tabii Cebrail. Yani çekirdekten evvel, çekirdekten ahire getiriyor. Buradan buraya taşıyor. Ama çekirdeği oluşturmuyor Cebrail. Meyvedekini, kökteki çekirdeği meyveye taşıyor. Tamam. O yüzden Cebrail Aleyhisselam aldığın eller, verdiğin el aynı dedi. Değil mi? Dedi evet. Vahiy için. Şimdi bunu yaptıktan sonra bir delil ve burhana hüccete girin. Ondan sonra konumuza yürüyeceğiz. Peki, burhan nedir? Delil nedir? Hüccet nedir? Okuyacağım mevzu bu altyapıları iktiza ediyor. Onun için dersi kaç gün örteledim burayı Harun? Bu dersi kaç gün örteledim? 3-4 gün örteledim. Niçin sence? Herhalde enfüs halinde karşılıklarını aradım. Aradım. Böyle langur lungur yapmak istemiyorum. Mesela dün ikindi, bugün öğle namazına kadar. Delil, burhan, delil, hücceti buldum. Bir tane daha olması gerekiyor mu? Bulamadım. O bir tane de olması lazım, onu arıyor. Kim, acaba onu diyen mi ki insan? Peki, size sayfayı göstereceğim ama okumayacağım. Bak, şu sayfa bir. Ama tam bir gün ben vermişim ömrümü. Sen değil, ben çok, yani nereden... şöyle diyeyim, bilgi o kadar mühim değil, bilmeniz o kadar değil.
Öyle bir bilgiye sahip olun ki bilgiye nereden kısa ve en doğruya ulaşacağım bilgisi bilgiden de mühimdir. Daha bir hafta çalışırsın, bir ay çalışırsın ama bu netice alamazsın mesela. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Bilgi ayrı bir şeydir. Çöp tenekesi gibi yığmışsın. Hayır. En güzel ilim ezberlemene de gerek yok onları. Yani ben bu ilmi nerede bulabilirim? En kısa ve en kesime istikametli ve kısa bir zamanda çok şey. Tamam. Bak, bir gün verdim. O da bir sürü daha önce çalıştığım Delil Burhan Hüccet diye bir sürü yayında da derslerim olmakla beraber. Bir sürü, hiç onlara bakmadım. O malzemelerim, o tecrübelerim var. Bak, hulasa edeceğim de gösteriyorum. Bu sayfa, okumayacağım. Şu sayfa, burası Burhan, burası Delil, burası Hüccet. Ve demişim ki, bunların neticesinde benim anladığım ve kanaatim son. Ha, söyleyeceğim ki bu ders yok. Yani bir ders yaparken belki de 10 tane malzeme kullanıyoruz. Yani 10 tane ders kullanıyoruz. Bir, Burhan, bu A, B, C, Ç'den gidelim. B, sonra? D. D, sonra? H, çok güzel. A, B, C, Ç, D, E, F, G, H, B, D, H, değil mi? Burhan, ezberleyin diye söylüyorum. Burhan, D, Bursa, Denizli, Hatay. Bedihi. Ha, Bedihi, aferin lan. Ha, ikinci bir bölük başı. Murat bölük başı diye. Yani ezberlemek için simge kullanan, güzel. Güzel, Bedihi. Çünkü ezberlersiniz diye kalsın diye, ben öyle yapıyorum. B, Burhan enfusidir, melekut alemidir. Yani dimağa bakar. Şey, dimağa diyorum. Biraz daha batın. Yani hissi. Yani vicdana bakar. Kalp dedi mi? Kalbe girmesen de olur. Kalbin zaten bir şubesi vicdan. Yani zihin, marifet, marifetullah, his. Yani vicdanın dış kabuğu neydi? İrade, zihin, his, latife-i Rabbani. İrade ibadetullah, zihin marifetullah, hissin? Hissin, ibadetullah, muhabbetullah, muhabbetullah, latifenin müşahadetullah. Şimdi Burhan B, pergeli merkeze koydun. Koydun mu abim? Vicdana koy. Burhan enfusidir, vicdani, içseldir. Vicdanı demeyeyim de içseldir. Nereye koyarsan. Çünkü Burhan ilmi, Burhan ilmi bu tazamun ediyor. B, merkeze koydum Esat. Bedi dedin ya, enfusidir. Çık dışarıya. D, dimağa aittir. H, bedihi. Hüccettir, senettir. Herkesin önüne verilen malzemedir. Evet, isim koyuyorum. Burhan enfusidir, meleküttür, turradır. Delil ise aklı ve dimağa aittir, bu da mühürdür. Hüccet ise zahirdir, mülktür, senettir, ele verilendir. Yani ele verilmiş. Bu da hatemdir. Ama şey, mühürle şey olmadı, delil zahir olunca mühür olmuyor mu? Değişik oldu. Şimdi ağacın meyvesi neydi? Hatem miydi, mühür müydü? Hatem abi. Hatem. Mühür abi şey oluyordu. Mühür, zahir. Mühür zahir oluyordu. Aha. Şimdi aklın zahir, mühür. Akli ya. Yani herkesin eline verilecek. Mesela herkes ağaçtan Allah görmez. Ama herkes meyveyi yediği zaman lezzet alır. Kokuyu duyar değil mi? Yani meyve ağaçtan daha yakın bize. Meyve mi yakın, meyve mi şey, ağaç mı bize? Meyve daha yakın. Çünkü ağacı görürüz. İşte Allah'a intikal ederiz de etmeyiz de. Sanatkar var mı yok. Ama gördüğümüz meyveyi bak lezzetlidir, tadı kokusu vardır desen iddiadır. Delil gerekiyor. Ama yiyorsun ya, son değil mi bu? Son olduğu için bu hüccettir. Bu da hatemdir.
hatem. Şey ise, delil ise, delil, malzeme, bir sürü şey izahları vardı ki, bu da mühürdür. Zahirdir, ağacın zahirisidir. Ağacın batınısına de turradır. Eğer bulabilirsen burhandan daha arkası, bu da sikke olacak. Tamam mı? Burada soracağınız var mı? Ben geçiyorum konuya. Tamam. Bak ne kadar oldu biliyor musun? Bir gün uğraştım. Burhan enfusidir. Delil dimağın aklidir. Hüccet sennettir. Ele verilen neticedir herkesin. Şeyi. Peki bunu daha iyi kafamıza kalsın diye şu örneği vereyim daha iyi olur. Ateş yakar. Ateş yakar değil mi? Bu delildir. Bunu, bu meziyeti Allah vermiştir. Bu burhandır. Herkes elini koyup da eli yanarsa ve herkeste genelde kanaat var, hakikaten yakar, bu da hüccettir. Bak, ateşi Allah yaratmıştır. Çünkü Allah varken hiçbir şey yoktu. Bu meziyet, yani bunu nasıl değiştireceksin? En büyük kainat, en büyük hadisesi şeydir, çözülmedir. Yani çürümedir ve yanmaktır. Tamam. Bak, ateşi Allah yaratmıştır. Buna istersen intikal et, istersen etme. Ama gözüken ne vardır? Daha kimse yanmadı. Yani bu ateş yakar. Delil. Buna delil. Bunu Allah bu özelliği Allah vermiştir. Bu burhan. Elini sokun. Herkesçe yaktığını yakine müşahede ederse senet artık. Verilen netice. Bu da hüccettir. Hüccet en dış taraftır. O zaman sanki bu mühürmüş gibi duruyor abi. Mühür gibi mi? Duruyor sanki. Daha zahir gibi duruyor yani şeyden. O delilden. O zaman şöyle ben sana şöyle bir hücreti ben okuyayım sana. Olayların zaruriyetini bilmek ve iş ilişkilerini ortaya çıkarmak hücret, yani hücret kainattaki ilişkiler silsilesinin merkezidir. Hücret burhandan daha yüksek ve umumidir. Daha geneldir. Cümle cümle okuyorum tespitleri. Yani o kim ne demiş diye. Telakkiyat-ı ümmet ve kabul-ü ümmet olmuş meseleye denir hüccet. Bu kanunda herkesin ittifakı varsa hüccet olur. Başka? Hüccet burhandan daha yüksek ve mumidir. Başka? Bir iddianın doğruluğunu ispat için gösterilen resmi vesika ve senettir hüccet. Hüccet nesne ve vasıta makamında delil ise nesne ile yani hüccet ile elde edilen akli ve zihni çıkarımdır. Yani hüccet nesne ve vasıta makamındadır. Yani olayın kendisidir. Bu tutununca. Delil ise buradan çıkarılan fikri elde edilen zihni çıkarımlar. Herkes o zihni çıkarımı çıkartamaz. Çıkamaz. O zaman hüccet yine zahide mühür gibi gözüküyor abi. Mühür mü oluyor? Sanki öyle gözüküyor sizin dediğinize göre. Bitireyim o zaman. Tamam. Yani hüccet el ile tutulur, gözle görülür bir vesika iken delil daha ziyade zihindeki ve akıldaki önermelerdir, hükümlerdir. Vicdana daha çok giriyor abi. O zaman yine şey gözüküyor. Ben ne karışım. Peki delili okuyayım. Tamam. Bu hüccetti. Ben mesela zahire baktığı zaman abi mühür hüccetin içindedir. Mesela zahir kağıda baktım değil mi? Ben sana bir senet veriyorum. Mühre basıyorum senede, sana veriyorum değil mi? Ama kağıdı tutuyorsun. Kağıdı tutuyorum. Kağıt zahir. Kağıt, ha içinde mühür var. Evet. Hatem. Bir de delil okuyun abi. Delil okuyayım. İspat için dayanak, belge, iz, işaret. Rehber, kılavuz, yol gösterici. İlim olarak ispatlanmış meseledir. Mesela elmayı havaya atarsan yere düşer, ilmidir.
Kimse itiraz edemez. O yüzden zahire bakar afakidir. Su mesela 100 santigrat derecede kaynar, sıfırın altında eksi derecede donar. Buna kimse itiraz edemez. Zihinde, akıldaki önermeler ve hükümler, yani zahirden alınan malzemelerle, önermelerle iz takip ederek ortaya çıkana deniliyor delil. Aklı çıkarımlardır delil. Başka delil, meçhulü keşfetmedir. Başka delil ise nesne ile yani hüccet ile elde edilen aklı ve zihni çıkarımlardır. Hüccet olmasa çıkartamazsın yani. Yani tabii ki çıkartamazsın. İlk önce zahir olacak ki dima çalışsın. O zaman Burhan Enfusi, tamam. Bizim anlaşamadığımız şey değil mi? Delille hüccet. Evet abi, hüccete siz şey diyorsunuz abi. Hüccete hatem dedim son. Acaba mühür mü olacaktı? Ben baktım şeye, dört isme. Mesela İmam Mübin, şöyle düşün, toprak. Bak toprak, evet. Çekirdek. Ağaç, meyve. Çekirdeğe, sikke abi. Meyveye, hatem. Hatem, son. Ağacın kendisi, zahir, mühür. Batın, turra. Şimdi, bu çekirdek yok. Bulamadık. Batın yani Burhan batındır. Nedir? Turra. Zahir zahir dimağa bakıyor. Netice yani bu mühürle hatem anlaşamadık değil mi? Ben ilk önce hüccete mühür dedim. Delile hatem dedim. Sonra değiştirdim namazdan sonra. Peki burada kalsın o. Yani birkaç şöyle diyeyim. Meyve neydi bizim o şekle? Hatem abi, ahir. Tamam işte. Hüccet daha dışarısı. Hüccet en son. Herkesin elindeki vesika. Ama biz hatem derken abi meyveyi kastet, meyvenin içindeki çekirdekten bahsediyoruz. Meyvenin dış kabuğundan değil. Öyle mi? Öyle bir şey yaptık ya. O zaman değişir. Öyle konuşmuştum. Tamam. Sen haklısın. O zaman değişti. Delil, hatem, hüccet, mühürdür. Benim demek ki ilk tespitim doğruymuş. Tamam. Tamam abi. Yok. Zaten ne yapmışım? Emin olmadığım için kuşun kalemle yazdım. Yani açığa şey yaptık biz çünkü... Ne verdin sen bu bilgi abi? He? Ne verdiniz? Okuyacağım mevzuya. O Kur'an, insan, Allah niye görmüyoruz? Okuyacağımız mevzuya. Bak biraz önce okudun mu? Tamam okuyalım o zaman. Okuyalım değil mi? Sağlısından yani dedim ya Mehmet, iki Mehmet var. Okuyacağım mevzu belki de 5-10 tane önceki dersleri kullanacaksın. Mesela daha önce konuşmuştuk. Kül, külli, cüz, cüzi, külli. Kül, cüz. Cüzi, külli. Onlar olmasa gene olmuyor. Birbirine bağlı da mesela üniversite okuman için ilk önce ilkokul okuman lazım. Üniversitede artık sana 2 artı 2 eşittir 4'tür derler mi? Artık lisede su H2O'dur denilir mi? O ortaokulda olur. Tamam. Üniversitede ivme formülünü demezler. O lisede olurdu. Peki. Şimdi bunları okuduktan sonra kimse kendisini görmedi. Kimse kendisini görmedi. Kimse Kur'an'ın hakikatini görmedi, mahiyetini zaten mümkün değil. Kimse Allah'ı görmedi. Niye? Kendisini gördüğü zaman. Ama Allah'ı vicdandaki Latife-i Rabbani görüyor. Ama mertebenin en düşüğü. Mesela nasıl görüyor? Şu görmeyi de bir kere halledelim. Görme,
çeşitlidir. Gözle görme ayrıdır. Nedir abi? Değil mi? Kulakla görme ayrıdır. Burunla görme ayrıdır. Dille ayrıdır. Elle ayrıdır. Kaşınıyor. Hadi nerem kaşınıyor? Göremezsiniz ama bu görür. Dokunmayla lezzet alan. Şimdi biz kör olası cehalet görmeyi göze indirgediğimiz için görmeyi şekil ve renk zannettiğimizden şekil ve rengin dışında gözükenleri görme kabul etmiyoruz. O zaman hayat bitmiş oluyor. E kulağın gördüğünü göz göremez ki. Ha, Latin şey vicdanda ne vardı endiş kabukta söyleyin. İrade. Gir içeriye. Gir içeriye. His. Gir içeriye. Latife Rabban. Namazdasınız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. İyi. Buraya kadar. Bak. İyyâke ne'abüdü ve iyyâke nesta'in. Burada oluyor şu. Öyle bir namazda veya bir sohbette, bir peygamber anlatılırken, Kur'an anlatırken böyle bir tatlı bir hal olmuyor. Oluyor değil mi? Heh, o size müjde işte. Latife-i Rabbani Allah'ı görmesinden. Eğer peygamberden bahsedilip duygulanıyorsan, Latife-i Rabbani İmani Billah'taki Ahmetü Billahi ve Melaiketi ve Kütübi ve Resulü ve Liyom-i Lahir'i diyor ya. İşte eğer peygamberden bahsedilip de vicdanen böyle bir hoş bir şey oluyorsan, Latife-i Rabbani peygamber görüyor. Bunu Kaymet Basın'da lemalarda anlatıyor. Namazda böyle Allah'tan bahsediliyor. İyyâke ne'abüdü ve iyyâke nesta'in. Sana ibadet ederiz. Oldu. Muhatap olduğu için. O andaki hissedilen yani irade, zihin, his, latife, hissedilip Allah hissediliyor vicdanda. Ondan sonra bir hoş oluyorsun. Latife-i Rabbani Allah'ı görme anıdır. Ama açıp kadar. Öyle derece derece. O anda Allah'ı görmese, hazır olmasa Allah sende huzur olmazdı. Sende huzur olmasının sebebi o hazır oldu. Açtı kendisi insanı. Yani bu derste bunu duysam bile müjde ya. Ben bunu kaç sene sonra anladım. Ne mutlu değil mi? Onu şey diyor, insan iman esaslarını hakkal yakın mertebesinde diyor, daha dünyada yaşarken hisseder diyor. Şahit olur. İman esaslarını. İman esaslarında amentü billahi ve melaiketi ve kütübi ve rusulü ve liyomil akri ve bil kaderi hayri ve şemin Allah. Yani iman şu garip garip bakıyorsunuz ya. Görür gibi inan diyor. Ne görür gibi? İnanma değil artık o. Şahit oluyor. İnanma dimağa aittir. İtikat dimağa aittir. İman kalbe aittir. Ruh ise artık iman da yok orada. Ne itikat var dimağa? Dimağa gir içeriye. Dimağa itikat. Gir içeriye kalp, iman. Gir içeriye ruh, artık şuhut. Bak az göstereyim ya. Garip garip bakıyorsunuz. Allah Allah. Ey gidiyor hey. İnsan 355. İnsan küçük bir mikyasta kainattaki hakaik imaniyeyi, hakaik imaniye nedir say? Amentü billahi ve melaiketi ve kütübi ve rusulihi. Yani insan küçük bir mikyasta doldurup doldurup okuyacaksın. İnsan küçük bir mikyasta kainattaki hakaik imaniyeyi, iman esaslarını şuhut derecesinde gösterebilir. Şuhut. Sözlerde var, sözlerde. Miraç. Miraç bahsinde. Onu bize getirmiş hediye. Bir yerde söyledim de kardeş dedi, itikadı bozuyorsun dedi. İtikadı bozuyorsun dedi. Bizim bu dershanelerde bu dersi yapma dedi. Kırıkkan'da X alim hoca. Bak bu dedi yok dedi. Ama insaflı bir alimdi. Allah razı olsun. Derste itiraz etti.
kalbini kırmadım. Olur mu hocam ya sen böyle diyorsun falan demedim. Sonra ertesi gün kitabı aldım, evine gittim. Bekliyordum seni dedi. Göster bakalım dedi. Buraya gösterdim. İnsan Allah'ı göremez falan. Miraç'ta var da. On hariç. Peygamberimiz gitti geldi. Cenab-ı Hakk'ın kelamına veriyete mazhar oldu var ya. Bak birinci meyve Miraç Risalesi'nde 581. Erkan imaniyenin. Erkan imaniye ne? Amentü billahi ve melaiketi ve kütübi. Hakaykını. Erkan imaniyenin, iman esasının Allah'a imanı, hakaykini gözüyle görüp, peygamber, meyveye bak bize getirdi. Gözüyle görüp, melaikeyi, cenneti, ahireti, hatta Zat-ı Zülcelal'i gözüyle müşahede etmek, peygamber etmiş. Kainata ve beşere öyle bir hazine ve bir nuru ezeli ve ebedi bir hediye getirmiştir ki, diye devam ediyor. Bu bize namazda getirilmiş. Namaz, miracın hulasası, namaz müminin miracı, namaz Allah'ın hediyesi. Ne demek? Ettehiyyatü el mübarekatü salavatü teybatülle var ya Şafii'ye göre, 6. şuadaki ezberledim onun için söylüyorum. Allah'a gittiği zaman peygamber bizim adımıza takdim etti. Ettehiyyatü el mübarekatü salavatü teybat. Bizim tahiyyatlarımızı, tesbihatlarımızı, tahmidatlarımızı, ibadetlerimizi, şükürlerimizi, hamdlarımızı Allah'a takdim etti. Bizim yapmış, yapılanlar yapılacakları da hepsini. Mazi müstakbel yok ya. Allah da buna mukabil kullarının Allah'a takdim edilen bu hediyesine mukabil Allah'a yakışır bir şekilde bir hediye gönderiyor. Allah kime? Hasan'dan bir hediye gelse. Müjdeler olsun arkadaşlar. Bugün size Hasan'ın ziyafeti var. Ulan Hasan'ın ziyafeti ne olur? Ya butto başta olur patates yemeği veya mercimek olur. En kaliteli benim yemeğim taze ekmek olur. Ne olur? Peki değiştiriyorum. Müjde bugün size Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin bir yemek ziyafeti var. Nasıl bir yemek hayal edersiniz? Onun saltanatına yakışır bir şekilde hayal ederiz. Allah'ın hediyesi nasıl olur? Ona yakışır. Bu surettir, namaz surettir. E peki Allah da buna mukabil kendisine yakışır gibi kullarıma şu hediyeyi götür dedi. Şu hediyeyi götür dedi. Şurada bir yer okuyayım abi? Oku bakın. Fakat enaniyetini bırakıp bizzat nefsinin hiç olduğunu ve mucidi hakikinin bir aynaya tecellisini bulduğunu gördüğü vakit bütün mevcudatı ve nihayet siz bir vücudu kazanır dedim gördüğü vakit yani. Ya gördüğü vakit. İşte bu hediyeyi getirmiş. Ha oradaydı kafa gitti ya. Yani Allah gördü geldi. Dedi ki bu namazın içinde var bu dedi. Peygamber Allah ne görmüş peygamber? Ne yapmış Miraç'ta? Ne yapmış? Aklına gelmiş gelmeyin. Hepsini paketleyip koymuş bir yere. Ne yaptığımı görmek ister misiniz? Nereleri gittim, neleri gördüm ha? Aha size paket. Bu paketin adı ne? Namaz. Gir içeriye sen de git oraya. Rüştü abi onu mu kastediyordu? Ben iki kere nasip oldu. Hazreti Ali miydi ona? Yok Rüştü abi diyordu ya. Ha Rüştü abi şey. Dedi ki 10 rekatlık namaz tamam mı öğleyin. Ne gördüyse bilmiyorum bir tuhaf adamdı böyle. Garip adamdı böyle hiç. Namaz yapmazdı, öne geçmezdi. Çok arkada kılardı, en arkada. Ne gördüyse bana, imam da bendim galiba, öyle hatırlıyorum. Döndük böyle kıldık. Hasan dedi, kaç tane secde yaptın dedi. Abi hepsini yaptım dedim, eksik yaptığımı zannetmiyor. Peki kaç tane secdeyi kurtardın? Abi hiç kurtaramadım. 10 rekatta her rekatta 2 tane olsa 20 secde değil mi? 20 taneden bir tane bile kurtaramadım. Ama namaz namazdır vesvese yapmayacaksınız da. Hasan dedi hatırıma gel ben 2 tane kurtarabildim. 2 tane. Böyle. Yani secdeye gitti. Yani namazda olur.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Oho. Ama secdede en az, ya bir o secde anında bir hiçbir şey, sırf Allah'ın huzurunda olduğunu, o fikrini, hissi olsa, sırf Allah'ın huzurunda, sırf Allah, o kurtarmaktır. En düşük seviyem. Ama bu kurtarmanın nerede? Ben korkma, rahat. Ben de ancak iki tane kurtarım. Abi niçin söyledin? Eğer dedi bu namaz, kıldığımız namaz peygamberin aleyhissalatü vesselamın dedi şahsiyetine giriyor, bizim yamuk yumuk namazımız eksik dedi giriyor, onun şahsiyetinde format değiştiriliyor, kalite bir şeye, megapikseli yükseltiyor, ondan sonra Allah'a takdim ediliyor. İyi ki bu var dedi. Onun şahsiyeti maneviyesine girmeden göndersek var ya, durum hiç iyi değil. Girmese bunu söyleyemez abi. Nereden okuyayım? Onun için onun şahsiyeti manevisini giriyoruz. Evet. Biz gene konumuzun... Peki. Mehmet bari en azından metni okuyayım da niçin okuduğum çıksın he? Evet olsun. Okun. Ama cennetin uzaklığıyla beraber... Ne kadar oldu? Bilmiyorum. 45 abi daha var aklımda. Öyle mi? He. Ama cennetin uzaklığı ile beraber cennette meyve koparmış Geylani. Yerdeyken arş-ı azam mutala ediyormuş Geylani. Lan babamın oğlu değil ha, tahsil şeylik yapmıyorum yani, Geylani etmiş. Bu da asıl mücedidi değil. Bu kutbul azamdır. Kutup da değil. Kutbul azam yüksek. Ama kutbul azam kutup, onun üstü kutbul azam. Onun üzerinde de asıl mücedidleri geliyor. Tamam. Şimdi cennetin uzaklığıyla beraber alimi bekadan olduğu halde en yakın yerlerde görülmesi ve bazen ondan meyve alınması ise evvelki iki temsil sırrıyla, daha önceki dersi yaptık 3-4 tane, anlaşıldığı gibi neymiş? Bu alemi fani ve alemi şahadet ise, burayı kaçırmayın. Bu alem, hiç bir bakmayın kitaba. Bu alemi fani ve alemi şahadet. Fani bu. Alemi şahadet bizim şahit olduğumuz alem. Tamam bak. Yani bazen cennette meyve alınması ise, burayı kaçırma. Evvelki iki temsil sırrıyla anlaşıldığı gibi bu alemi fani ve alemi şahadet, şahit olduğumuz alem ise neymiş, neymiş biliyor musun burası şimdi? Bak burası. Alemi gayba ve darül bekaya bir perdedir. Üzeri örtülmüş. O bu örtü nerede olur? Mesela bak. Benim gömlek nerede olur? Sizin üzerinizde. Benim dışımda düşünebilir misin? Hayır. Yok, ona gömlek olacak. Çamaşırdır. Örtü neredeyse, örtülen de orada değil midir? He? Abi, dur tencereyi açma Suat. Ne abi? Ya şey, yoğurt mayaladım. Tencerenin içinde yoğurt var demektir değil mi? Örttün değil mi kapağını? Örtü neredeyse, örtülen de orada mıdır? İyi dinle, şimdi daha okuyorum. Nadir abi, bu alemi fani ve alemi şahadet ise, şu gördüğümüz, şahit olduğumuz alem ise, alemi gayba ve darul bekaya perdedir. Bir perdedir. Üstü örtülmüş. Perdeler çok ağır buna göre. He? Perdeler çok diyor buna göre. Evet. Perdeler çok ona göre söyle. Tamam. Ben düz okuyorum. Yani perde örtülmüş. Bazen perden kaçtı ama buradan oraya yansıttı. Buradan oraya gitti. Nasıl abim? Bazen perde karşıda diyor. Yansıyor ya. Karşıda yansıyor. Mesela. Altında değil ama. Evet. Yani bunu görmüyorsun. O kadar cam gibi perde yaptın ki buraya bakarken burayı gördüğünü zannediyorsun ama karşıyı görüyorsun diyorsun. Onu demiyor, onu demiyor. Sinema perdesi. Burada ya. Sinema evet. Uzakta. Mesela sinema perdesi örten değil, açığa çıkartandır. Ha. İşte bu alemi şahadet ve alemi fani ahiret üzerine örtülmüş bir perdeymiş. Ama ben şunu şey yapıyorum zahiri. Bir şey örtüyorsa, örten şey bu mu?
Örtülen şey aynı yerdedir. Örtü burada, örtülen şey başka yerde. O zaman orada çıplak olmadı. Alemi alemi gayba ve dar bekaya bir perdeymiş. Şu alemi fani ve alemi şadi. Cennetin merkezi kübrası uzakta olmakla beraber. Cennetin hakikati uzak. Uzak. Hakikati. Sureti ise alemi misal aynesi vasıtasıyla her tarafta görünmesi mümkün olduğu gibi. Cennetin sureti, cennetin alemi misal aynesiyle her yerde var. Cennet her yerde var. Şey de Hasan abi, aynı projeksiyon perdesi de aynı. Mesela filmin içinde perdede bir şey yok sahilde. Bakmış, filmi yansıtınca gösteriyor mesela. Evet, filmdeki resim, film düşün, lambayı buradan vurdu. Filmi aldı, duvara götürdü. Ama film de hala devam ediyor. Sürat gitti ona. Sürati gitti. Bak yüzden bir şey. Değil mi? Evet. Bak bir de okuyayım. Cenneti merkezi kübrası uzakta olmakla beraber. Alemi misal aynesi vasıtasıyla. Alemi misal ayna, onların en güzel misali de hava alemi. Alemi misali aynadır diyor ya hava alemi. Ha, havanın her zerresinde yani. Her tarafında görünmesi cennet mümkün olduğu gibi, iyi dinleyin şimdi burayı da bir daha, hakkal yakın derecesindeki imanlar vasıtasıyla, inmel yakın, aynel yakın, hakkal yakın. Yani uzaktan baktın duman çıkıyor, orada o dağın aralarında ateş var, ilmel yakın. Gittin ateşi gördün, aynen, ayn. Gözle gördün, aynel yakın. Elini soktun, hakkal yakın. Tamam, uzaktan baktım, bir daha söylüyorum. Duman gördün, ateş yanıyor. İlmel yakin. Gittin gözünle gördün. Gözünle gördün. Elini sokmadın. Aynel yakin. Elini soktun yandı. Hakkal yakin. Ha, şimdi hakkal yakin derecesindeki imanlar vasıtasıyla. İman o kadar inkişaf ediyor ki imanın perdes şey vesvesesiz mertebesine çıkıyorsun. Hakkal yakin içine giriyorsun. Yakinimiz yerleşmez diyor ya Hazreti Ali. Evet Hazreti Ali evet. Yakinim ziyadeleşmez diyor. Şu alemin gaybı kalksa, ahireti görsem, yakinim ziyadeleşmez. Zaten yaşıyorum da. Bir de okuyorum. Hakkal yakın derecesindeki imanlar vasıtasıyla cennetin bu alemi fanide temsilde hata olmasın, bir nevi müstemlekeleri ve daireleri bulunabilir. Diş devletlerin konsoloslukları veya satın aldıkları bir yerler var. Evet, İncirli gibi vesaire. Veya konsolosluk, ha, diş devletindir. Oraya Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları girmez. O devlet, yani devlet içinde bir parçadır. Ama buradaki devletin konsolosluğu, mesela diyelim ki herhangi bir devletin konsolosluğu İstanbul'da Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanamaz. Orası o devlete aittir. Bizim konsolosluklar da öyledir. Ha, cennette böyledir. Buradadır ama buradaki kanunlar uygulanamıyor. Buradan koparmış. İşte buradan koparmış işte. Buradan kopar. Hakkal yakın imanda gözüküyor abi cennet. Yoksa evet. O gitmiyor oraya. Gitmiyor. Burada gözüküyor. O zemin oluyor. Evet. Hakkal yakın imanlar zemininde oluyor. Hakkal yakın iman olunca çekirdek ağaç. Cennet ona geliyor yani. Evet. Ona geliyor. Ona gelmiyor. Zaten cennetin çekirdeği var insanda. Zaten sende vardı ona. Sende açıldı. Sen mesela ağacın çekirdeği, ağaç yok mu? Açığa çıkarttın. He? Var. Var. Peki, açığa çıkartıyorsun toprakta. Toprak yoksa çekirdek açığa çıkmaz. Abi şeytanlar... Ver. Şeytanlar ve cinler bu müstemlekelerden ve dairelerden bilgileri alıp geliyorlar diye bir şey söylemiştiniz galiba. Nasıl? Bir de söyle. Bu şeytan ve cinden bahsederken bu müstemlekelerden ve dairelerden bilgileri alıp evet, geliyorlar evet. Demiştiniz ya. Yani bu hakkal yakın olan insan oraya kadar çıkabiliyor. Şeytan demek ki yani bilgili mi? O oralara nasıl girip çıkabiliyor? Hayır, hayır. Cennette şey yapamıyor ki. Cennetin hani şeytan, bu konu anlatılıyordu ya. Şeytan cennete nasıl girdi? Cennetin o hakikat olan değil,
müstemleke ve dairelerindeki cennetlere girebiliyor işte böyle. Girebiliyor, yani olabiliyor. He, beşer gibi. Beşer olarak da Hakk'a yakın derecesinde olmak lazım oralara girebilmek. Evet. Evet. Oralara Hakk'a yakın olacak. Ama uzak tutma kendini. Oo! Nerede canım? Yani ben nerede onu dersen bloke ettin işte kendini. Yapma bu zulmü. Niye olmasın? Ya oralara inkişaf etmen için bir şey yapman gerekmiyor fazla. Ne yapacaksın ya? İki türlü Allah'ın tecellisi var. Akrebiyet var, kurbiyet var. Senin gayretin kurbiyet. Allah'ın sana yakınlığı akrebiyet. Akrebiyet inkişaf etme nispetinde oluyor. Akrep nasıl olacak? Terklerle. Amellerle değil. Terkleri ne kadar olursa o kadar Allah sana yakın oluyor. Amel edersen sen Allah'a yakın oluyorsun. Terklerini çoğaltacaksın. Terk. Tabii yani mesela sahabe mesela kendisini terk etti, kardeşini tercih edebildi. İhsan nedir? Kardeşini tercih edebilmesi için kendisini terk etmesi lazım. Kardeşim, muvazenesiz taassupları, cehaletleri, dünyanın ahirete bakan yüzü değil, dünyaya bakan yüzünü ahiretin. O yani terk edeceksin. Terklerle mümkündür, terklerle. Anasından babasından terk etmiş. Terk edecek. Hakk'a yakın derecesindeki imanlar vasıtasıyla cennetin bu alemi fanide temsilde hata olmasın, bir nevi müstemlekeleri, o alemlerin daireleri bulunabilir. Ve kalp telefonuyla, bak kalp telefonuyla, yani telefon derken böyle hani telefonla konuştuğumuz zaman onun Amerika'da olması, Arabistan'da olması hiç hissiyatımıza şey yok ki. Konuşurken ay şöyle, ya olmaz ya abim ya, bak ha burada var değil mi, bak önüne baksana ya, bak dikkat et. Hani diyoruz ya, sanki yanındaymış gibi konuşmuyor muyuz adamla? Ya abi öyle değil mi ya, Allah Allah, el hareketleri muhatap durumda gibi değil mi? Aa, getirdim, verdim abim, verdim Allah aşkına ya, verdim ya. Böyle yapmıyor musun? Yani muhatap gibi konuşmuyor musun? İşte bu böyle kalp telefonu bunun 70 kat ilerisini düşün. Dünyada bile kendimizi kaptırıyoruz mevzuya göre. Mevzunun akıcılığında sanki yanındaymış gibi sinirleniyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. Yok abim ya. Baksana ya Simam abi ya falan diyorsun. Kalp telefonuyla, yüksek ruhlar ile muhabereleri o alemlerle olabilir. Hediyeler gelebilir. Ama bir daire-i külliyenin cüz'i bir hadise-i şahsi ile meşgul olması, yani kainlere gaybı haberlerin getirmek için şeytanlar, sen dedin ya şeytan, ta semavata çıkıp kulak veriyorlar, yarım yamalak yanlış haberleri getiriyorlar diye tefsirlerdeki ifadelerin bir hakikati şu olmak gerektir ki, yani cinciye gidiyorlar ya, bir sürü şey, doğru söylediğini nereden biliyorsun? Allah Kur'an'da diyor ki yalan söylüyorlar diyor. Cinler için yalancıdırlar diyor. Yalan söylüyor diyor. Kur'an'da açık. Gaybi bilemezler diyor. Açık. Bilselerdi diyor Süleyman. Öldüğünü bilirlerdi. Peygamberler çürümez. Öldü, bastonuna yaslanmış. Baston çürümeden peygamber düşmemiş. O zaman daha baston çürüyene kadar altıya geçmiş. Onun korkusundan çalışıyorlardı. Peki diyor Cenab-ı Hak diyor ki gaybi bilselerdi Süleyman'ın öldüğünü niye anlamadılar diyor. Yani ondan sonra cin bilmem şey. Bak yarım yamalak ta semavata çıkıp kulak veriyorlar, yarım yamalak yanlış haberleri getiriyorlar diye tefsirlerdeki ifadelerin bir hakikati şu olmak gerektir ki semavat memleketinin payitahtına kadar gidip o cüz'i haberleri almak değil. Belki onlar oralara gitmiyor şeytan. Şeytan o Adem'i de öyle. Adem'i oralara cennetin merkezi kübrasına şeytan girmemiş. Ya semavatı memleketinin payitahtına kadar gidip o cüz'i haberleri almak değil. Belki cevi havayı havaya dahi şumulu bulunan semavat memleketinin teşbihte hata yok.
karakol haneleri hükmünde bazı mevkileri var ki o alemlerin hava alemde hepsinin bir şubesi var. Her zerrede bazı mevkileri var ki o mevkilerde arz memleketiyle münasebetdarlık oluyor. Cüzi hadiseler için o cüzi makamlardan kulak hırsızlığı yapıyorlar. Hatta kalb-i insani dahi o makamlardan birisidir ki melek-i ilham ile şeytani hususu o mevkide mübareze ediyorlar. Mesela kalbin bir köşesinde lümme-i şeytani var. Vicdanda da melekler var. Kalbin tamamı değil. Bir köşesinde o ceyran ediyor. İşte bu hadiseyi biraz büyüt insanın kalbini, genişletir bu alem-i şehadeti. Aynı bunun gibi yani. Abi köşe. Şurada diyor ya zaten, kalp telefonuyla diyor ya, bu kalp, yani bu telefonla Amerika'yı aradığınız zaman Amerika'da ayrıdır. Başkanıyla da konuşsanız şimdi başkanın yanına gidemeyebilirsiniz. Ama başkanın konuştuğu burada işte. Evet. Yani buradan da dinliyor. İşte şeytan böyle konuştu işte. Ha. Adem'le böyle telefonla konuştu. İşte Amerika'ya gitmeye gerek yok yani. Ha. Konuşmak için. Belki cevi havada dahi şumulu bulunan semavat memleketinin teşbihatı yok. Karakol haneleri hükmünde bazı mevkileri var ki o mevkilerde arz memleketiyle münasebetdarlık oluyor. Cüzi hadiseler için o cüzi makamlardan kulak hırsızlığı yapıyorlar. Hatta kalbi insani dahi o makamlardan birisidir ki melek-i ilham ile şeytan hususi o mevkide mübareze ediyorlar. Ve hakaiki maniye ve Kur'aniye ve hadisat-ı Muhammed aleyhissalatü vesselam ise ne kadar cüzi de olsa en büyük, en külli bir hadise-i mühimme hükmünde, en külli bir daire olan arş-ı azamda ve daire-i semavatta temsilde hata olmasın, mukadderat-ı kainatın manevi ceridelerinde neşoluniyor gibi her köşede medar-ı bahs oluyor diye beyan ile beraber kalbi Muhammed'den aleyhissalatü vesselam, bak kalbi Muhammed'den aleyhissalatü vesselam ta daire-i arşa varıncaya kadar ise arş değil ha, bak kalbi Muhammed'den aleyhissalatü vesselam ta daire-i arşa varıncaya kadar ise hiçbir cihette müdahale imkanı olmadığından semavatı dinlemekten başka şeytanların çaresi kalmadığını ifade ile vahyi Kur'ani ve nübüvvet-i Ahmedi aleyhissalatü vesselam ne derece yüksek bir derece-i hakkaniyette olduğunu ve hiçbir cihette hilaf ve yanlış ve hile ona yanaşmak mümkün olmadığını gayet beligane, belki mucizane ilan etmek ve göstermektir. Said Nursi radıyallahu anh. Yani 3-4 tane ders oldu. Artık ne anladık? Vahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tıma salavat.